annemle börekçiye geldik. Aç börek, çay söyledik ve börek siparişi verdik. Birazdan gelecek böreklerimiz. Tahinli börek ilk defa yiyeceğim. Dildanenin yiyordum da böyle açmanın üstüne tahin yemedim. Dildane biliyorum. Bakalım nasıl olacak, tadalım. Nasıl geçiyor günün? Çok güzel geçiyor. Hadi bakalım. Tamam. Tayinli kalmamış. Olsun. Bir daha onu yemeye geliriz artık, evet. Bahaneyle. Demek erken bitiyor tayinli. Tayinli erken bitiyor demek. Tat bakalım. Beğenecek misin? Patates boğulsun. Kıymalıdan da tatsana. Hadi bize afiyet olsun. Evet. Şimdi börekçiden kalktık. Söke hükümet konağının önündeyiz. Size. Ya bu parka tabii böyle değildi, daha başkaydı. Anneannemle gelip oturuyorduk. Oyun oynuyordum ben burada. Uçunun arkasında askeriye vardı, şimdi yıkıldı. Şu şemsiyelerin olduğu yer. Burası hükümet meydanı. Çok güzel ya. Değil mi anne? Çok güzel. Ya. Kapıyı ölürsen de. Ay. Ödüm koptu, ben bakar de mısınız? Bizimkiler de böyle yattığında benim aklım çıkıyor. Ay canım benim. Serinlemek için öyle yattım. Söke belediye binası. Söke'nin diğer bir merkezi burası. Ver zeybeği, ver. Zeybek. Pamukçu kızlar. Meydanda. Gördüğünüz gibi. Bunlar çok uzun yıllardan var. Annemin çocukluğunda bile var bunlar. Yani düşünün, bu pamukçu kızlar hala buradalar. Gerçekten çok güzel. Evet, belediye önü. Hükümet meydanı önderken şimdi Atatürk Parkı'na geldik. Atatürk Parkı'na giriş yapıyoruz. Burası Söke Atatürk Parkı. Gördüğünüz gibi Atatürk'ümüz selamlıyor bizi. Şöyle. Şurası oyun alanı, burası kafe alanıydı da ne oldu orası? Yok mu buranın kafesi? Hani oralara şeyler diziliydi, kaldırmışlar. He, nereden geçeceğiz? Evet. Nasıl? Çok güzel. Çocukluğumuzun parkı. Bu Atatürk hiç değişmedi. Sadece yükseltmişler değil mi? Bir de burada top arabası vardı. O nereye gitti? Aa, o şeye gitti. Müzeye gitti, doğru. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, annemle havuz başına oturduk. Burada ne yapacağız anne? Çayla tost. Tost. Evet, acıktık çay. Yine. Dedik ki bu sefer de Atatürk Parkı'nda yiyip içelim. Çay aldık. Bir de Söke keşfindeyiz. Evet. Çay aldık, bir de yanına tost söyledik. Böyle havuz kenarında mükemmel, güzel, harika bir ortamda gördüğünüz gibi keyif yapıyoruz ve tostumuzu yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, tostlarımız geldi. Nasıl? Çok güzel. Senin tostları gibi. Değil mi? Gerçek ekmeği yapmışlar. Gerçek ekmek derken tost ekmeği falan değil, bayağı bildiğiniz ekmeğin içine. Ketçap mayonez de yanında veriyorlar. Afiyet olsun. Selam herkese, mutfaktan merhaba. Gördüğünüz gibi spangile yapıyorum. Bugün file markete gittik parktan sonra. Magnolia ve spangile malzemesi aldım. Anneannem tatlıyı çok sever. Şimdi ilk başta spangile yapıyorum. Çünkü magnolia için file markette çilek yoktu. Dondurulmuş vardı. Dondurulmuş da almak istemedim. Şimdi çilek taze her yerde var diye düşündüm. Bugün salı pazarıydı. Salı pazarına gittik. Orada kalmamış çilek. Çarşambadan veya cuma pazarından alacağım. Çileği magnolia'da yapacağım. Dedim önce spangileyi yapayım. Afiyetle yiyelim. Böyle karıştırıyorum. Tarifi var. Şurada tıklarsanız
ulaşabilirsiniz. Şimdi güzelce bunu kaynatayım, yapayım. Sonra görüşürüz. Evet, selam. Spangülelerim hazır. Gördüğünüz gibi bakar mısınız? Çok güzel oldular. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Yemekten sonra afiyetle yiyeceğiz. Anne yemeği yaptın anne. Ben hiçbir şey yapmadım. Cacık yapıyorum. Ha pardon. Unuttu. Bezelye pişirdim. Evet. Şimdi cacık yapıyorum. Makarna. Makarnayı sen yaptın. Olsun. Evet senden. Ben bezelye. Senin bezelye yemeğimiz çok güzel. Şöyle makarnamız hayır koymayalım bence. Yanına soğan çıkartalım ama ve o yeşil biberlerden mükemmel. Ve en sonunda tatlı. Ay çok lezzetli. Şu spangle mutlaka deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Pastaneyle birebir aynı. Katkısız. %100 ev yapımı doğal spangle. Spangle. Harika. Sadece keki hazır. Yine kekini yapmadım. Keki hazır. Kalan her şeyi kendi birleşmemiz. Yumurta, süt, kakao, şeker, nişastası, unu, çikolatası birleştiriyoruz. Dilerseniz keki de dibine koyacağınız keki de kendiniz yapabilirsiniz. Ben onu hazır alıyorum. Evet bugün bahar var. Bahar izleyeceğiz ve yemeklerimiz hazır. Cacık var, bezelye var. Biraz dağınık. Şu an sofra düzelecek. Anneannem, teyzem, annem hep beraber. Gülşah'cığım. Göster bakayım. Bakar mısınız Gülşah? Hadi bakalım. Ne yapmış? Evet, yarın çarşamba okula mı gideceksin? Okula gideceği için hoca sürmüş, çok da güzel olmuş. Hüseyin de içecek servisi yapıyor. Hadi bize. Afiyet olsun. Hadi. Hadi kalk canım. Hadi buraya koyalım. Gel mi? Tamam olur, buraya getirelim. Hadi bakalım. Tamam, buraya getirelim. Oh. Anneanneciğim. Tatlın hazır, tatlım buyur. Çok teşekkür ederim. Elin kolun sağlık. Afiyet olsun. Çay içiyoruz. Çayın yanında tatlı. Serpil Hanım. Buyurun efendim. Ellerine sağlık. Buyurun. Bu da limonunuz. Limon istedi teyzem. Teşekkür ederim. He? Elin kolun sağlık buradaki bir çocuk. Hayırlısı hayırlısı. Teşekkür ederim. Buyurun. 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 Tamam onu al. Bunu al. Şeker olmayan var mı? Aldım. Vay elbiseye bakar mısınız? Çok güzel. Benim hoşuma. Elbise. Elbise. Anneanneciğim. Anneanneciğim nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Vallahi beğendin mi? Oley. Senin gibi güzel. Teyze olur. Sen tat bakayım spangileyi. Senin gibi güzel olur. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenmem ya sen yaparsın da. Hı. Pastane gibi olmuş. Evet aynı tat. Gerçekten. Pastane gibi tadı. Çikolata çok yoğun. Nasıl anne bilsin? Gülşah. Senin tatlı çok güzel ama Şeyh Hanım güzel, tatlısı güzel değil. Ooo. Evet. Sıfır. Sıfır. Bu kaç? 10. Nasıl gülüyor? Evlatların yaptığı güzel olur. Sen de yaptığın için seninkini de yiyelim. Evet. Beğendin. Dibindeki keki nasıl olmuş? Hı, ondan almadım. Kekine de bakın. Nasıl? Olmuş mu? Afiyet olsun. Çok güzel. Sağ ol. Afiyet olsun anneanneciğim. Senin için yaptım. Onlar da sebepleniyorlar. Öyle öyle. Vallahi senin için yaptım. Afiyet bal şeker olsun. Canımın içi. Evet anneanneme yapacağım. Dedim. Yapayım dedim. Kabak çorbası yap bana. Da onu da yapacağım. O da Allah'ın emri. Kabak çorbası yapacağım ben güzelime. Çilekli tatlı yapacağım. Heh. Bir günde kağıtlı balık yapacağım Gülşah. Hadi tamam onu da yapacağım. Kağıtta mı tuzda mı? Yanan balık mı istiyor? Yanan balık. Yanan istiyor. Tamam evi ateşe veriyoruz. Ateşe veriyoruz. Her yeri ateşe veriyoruz. Hadi afiyet olsun.